Değerli çalışma arkadaşlarım, bu kuruma yıllarca hizmet etmenin gururunu yaşamış biri olarak diyebilirim ki, Karayolları Genel Müdürlüğü her mensubiyle daima işini daha iyi yapmanın, geleceğin ihtiyaçlarını planlayarak yüksek hizmet standardı getirmenin gayreti içerisinde olmuştur. Karayolu yatırımlarıyla her bölgenin erişim ağını yükselterek rekabetçi bir konuma gelmesinde de kaldıraç görevi yapmıştır. Sizler de çok iyi biliyorsunuz ki coğrafi konumu itibarıyla stratejik öneme sahip ülkemizin uluslararası alanda siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel yönden avantajlarını koruması ve ona göre stratejiler oluşturması kaçınılmaz bir zorunluluktur. Bu noktada güçlü bir toplumun en temel ihtiyacı olan ulaşım altyapısı, küresel etkileşimin sürekli olarak arttığı günümüzde giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Dolayısıyla bizlere medeniyet yolunu açan, dünya ile entegre olmamızı, ulaşım ve erişimde söz sahibi olmamızı sağlayan Karayolları Genel Müdürlüğümüzdür. Bu güzide kurum 85 milyon vatandaşımıza dokunduğumuz 22 yıllık eser ve hizmet siyasetimizin de lokomotifi olmuştur. Kıymetli Karayolcu kardeşlerim, 2002 yılı sonunda acil eylem planı kapsamında başlattığımız bölünmüş yol seferberliğiyle önemli mesafeler kat ettik. Bölünmüş yol ağımız 22 yıl önce 6101 kilometre uzunluğunda ve sadece 6 ilimizi birbirine bağlayabiliyordu. Bugün bölünmüş yol ağımız toplam 29405 kilometreye çıktı. 77 ilimiz bölünmüş yollarla birbirine bağlandı. Bölünmüş yollarımız toplam yol ağının yaklaşık %43'ünü oluşturmakla birlikte tüm yol ağında hareket eden trafiğin %83'üne hizmet vermektedir. Yıllar itibarıyla karayollarımızda seyreden araç sayısı artarken bölünmüş yollarımızdaki hızımızı 2 katından fazla yükselttik. Seyahat süresini de yarı yarıya azalttık. Son 22 yılda 3920 adet köprü inşa ederek ülkemizdeki toplam köprü uzunluğunu 777 kilometreye ulaştırdık. İleri teknoloji gerektiren büyük ölçekli projelerde ulaşım altyapısını çağın ilerisine taşıdık. Marmara Ringi'nin önemli bir parçası olan Kuzey Marmara Otoyolu ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü hayata geçirdik. İstanbul ile Türkiye'nin diğer büyük sanayi kentlerini yakınlaştıran İstanbul-İzmir Otoyolu ile Osman Gazi Köprüsü'nü, Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nü, Ankara-Niğde Otoyolu, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu ve son olarak Aydın-Denizli Otoyolu'nun bir bölümünü tamamlayarak otoyolları ağımızı genişlettik. Mühim başarılar elde eden projelerimiz gösteriyor ki ülkemiz mühendislik alanında dünyanın önde gelen ülkeleri arasında ve alınan ödüller de bunun birer tescilidir. Bugün Avrupa'dan Afrika'ya, Türk Cumhuriyetlerinden Arap Yarımadası'na birçok ülkede Türk müteahhitleri tarafından inşa edilen yolları, havalimanlarını, metro hatlarını görüyoruz. Türk inşaat firmalarının bu başarıları hem ülkemiz hem de milletimiz adına gurur vericidir. Değerli arkadaşlarım, uluslararası standartlarda yol ağıyla kuzeyi güneye, doğuyu batıya bağladık. Türkiye'nin yeni İpek yolu olacak kalkınma yolu projesi ve Zengezur koridoru kapsamında planlanan kara ve demir yolları için çalışmalarımızı başlattık. Hindistan,
Doğu Asya ve Basra Körfezi üzerinden Irak'a gelecek yükleri demir yolu ve karayolu bağlantısıyla Avrupa'ya ulaştıracak projelerin geniş bir coğrafyaya fayda sağlayacağını öngörüyoruz. Türkiye ile Azerbaycan arasında doğrudan demir yolu ve karayolu ulaşımı sağlayacak Zengezur koridoruyla da Türkiye ile Orta Asya arasında yeni bir bağlantı kurmuş olacağız. Bu doğrultuda 2053 yılına kadar öngördüğümüz ulaştırma ve lojistik ana planımızı da hazırladık. Gelecek planımızın gereği olarak 2053 yılına kadar bölünmüş yol ağını 38.060 kilometreye yükseltmeyi hedefledik. Bu yeni çağın odağında elbette akıllı ulaşım sistemleri bulunmaktadır. Hızla gelişen otonom araç, araç altyapı, haberleşme teknolojileriyle yeni nesil teknolojilerin takibi amacıyla ülkemiz için bu alanda ilk örnek çalışma olacak kooperatif akıllı ulaşım sistemleri uygulama koridorunun kurulması için bakanlık olarak çalışmalarımıza başladık. Ulaştırmaya yapılan yatırımlar aslında üretim yeteneği olan bölgelerimizin ürettikleri hem yurt içi hem yurt dışındaki alıcılara en modern, en hızlı, en güvenli şekilde ulaştırması yönünde ciddi katkılar sağlamaktadır. Değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, sektörümüzün değerli paydaşları, çözüm ortaklarımız, bundan sonraki süreçte de başarılarımızı sürdürmek ve daha ileriye taşımak için kararlı bir şekilde hep beraberce çalışmaya devam edeceğiz. Bu bağlamda hem ulusal hem de uluslararası pazar dinamiklerindeki değişime uyum sağlayan entegre, insan ve çevre odaklı, güvenli, hızlı ve konforlu ulaşım ağı geliştirmek ve daha güçlü bir Türkiye inşa etmek için hep birlikte hareket etmeye, çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygularla 74.sü düzenlenen bölge müdürleri toplantısının bugüne kadar elde edilen tecrübeler ışığında içinde bulunduğumuz bilgi ve iletişim çağının gerçeklerine uygun kararlar alınması açısından verimli geçmesini temenni ediyorum. Sayın Bakanımıza değerli hitapları için teşekkür ediyoruz. Geleneksel anı fotoğrafı çekimi için başta Sayın Bakanımız ve protokolümüz önce hep birlikte selfie çekiliyoruz efendim.